Bu prenses gerçekten de hakkını savunuyor. Kek sizin mi? Teşekkür ederim. Evet, hem de ekstra çikolatalı. İlk lokma her zaman en iyisidir. Evet. Cennette bir lokma gibi. Bu tarih sınıfından Brian'e çok yakışıklı. Hey. Oh, seni görmemiştim Brian. Bana eşlik etmek ister misin? Olur tabii, tamam. Kekimi alayım. Oh, hayır. Bu çok utanç verici. Şu an bir görünmezlik pelerini için neler vermezdim. Yeter, bundan sonra ev özümü alacağım. Ah Bilim, sen harikasın. Seni gerçekten seviyorum. Pekala. Bugün büyük gün. Başarabilirsin. Cesur ol ve Kate'e aşkını itiraf et. Derin nefes al. Tamam. Pardon, Kate. Aa, selam. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Ben aslında sana şu çiçeği vermek istemiştim. Bu çiçeği bana mı getirdin? Gerçekten mi? Aa, teşekkür ederim. Rica ederim. Bunu görünce sen aklıma geldin ve de çiçekleri ne kadar sevdiğin. Aman tanrım, ne? Ben buradayken Kate'e mi çiçek veriliyor? Of, yani inanamıyorum. Bir dakika. İlan tahtasındaki de ne? Çiçek servisi mi? Bu sorunumun çözümü olabilir. Tak tak. Bu sınıftaki şanslı bir hanım için çiçeklerim var. Bu sınıftan biri tüm bu harika güllerin sahibi olacak. Bu çiçekler Kate için. Aa, benim mi? Evet, bu çiçekler size. Gidip alsana. Buyurun. Oh, vay canına, teşekkür ederim. Daha önce hiç kimse bana böyle çiçek getirmemişti. Çok da güzel kokuyorlar, mis gibi. Çok teşekkür ederim. Her gün yaptığım iş işte. Bahşiş lütfen. Bir dakika, bahşiş mi? Evet, ben kuryeyim. Kurye mi? Aa, ama ben bu çiçekleri siz verdiniz sanmıştım. O adamın kendisine çiçek verdiğini sandığına inanamıyorum. Sanırım buralarda bir yerlerde biraz param olacaktı. Yani para değil ama belki işe yarar. Buyurun bayım. Şaka mı yapıyorsunuz? Bu ne? Bana bahşiş diye düğme mi veriyorsunuz? Ay, çok üzgünüm, başka bir şeyim yok. İyi, aman. Gülleri güle güle koklayın. Kendimi iyi hissederken aniden kötü hissetmeye başladım. Artık bu çiçekleri istemiyorum bile. Yüzündeki ifadeyi görmeliydin. Annie, bu çiçekleri ister misin? Bir dakika. Çiçeklerini bana mı vermek istiyorsun? Oh, ona bu kadar kötü davrandığım için şimdi kendimi tam bir pislik gibi hissediyorum. Üzgünüm Kate. Bu çok komikmiş. Az önce içeri kim girdi inanamazsın. Merhabalar. Güzel bir yer değil mi? Ne diyordum en son? Kapatmam lazım. Vay canına, teşekkür ederim. Kendimi tanıtmalıyım. Yine mi birini arıyor? Dikkatini çekmeliyim. Bunlar bayağı taze görünüyor. Hiçbir kadın çiçeklere karşı koyamaz. Gösteri zamanı. Evet. Ve açılış cümlemde. Bu güzelliğe bir güzellik. Çok naziksin. Selam Matt. Yeni bilekliğin bu mu? Sana çok yakışmış. Bayağı sıkı çalışıyorsun. Şunun birkaç resmini çekeyim. Kate ne yapıyor orada? Matt'in resimlerini mi çekiyor? Oo, kendini kurnaz sanıyor. Ver bakayım şunu bana. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Oh, hayır, ona gösterecek. Matt, bak Kate telefonuyla ne yapıyormuş. Bir dakika, bu da ne? Selfie mi?
neyse yanlışlıkla çektiğim selfie beni kurtardı. Jennifer, ne olmuş yani anlamadım. Ayrıca Kate'e telefonunu versen mi artık? Of, peki. Al telefonunu Kate. Jennifer bana karşı hep böyle kötü. Ama bu sefer haklıydı. Yine de bu benim küçük sırrım olacak. Sanki telefonuyla seni resimlerini çekiyor gibi görünüyordu. Jen, yeter artık, gidip onunla konuşacağım. Hey Kate, Jen telefonunu aldığı için üzgünüm. Benim resimlerimi çektiğini sanmış. Benim resimlerimi çekiyormuşsun. Biliyorum, çok üzgünüm. Sorun değil, bak gerçekten. Dur sana bir şey göstereceğim. Bu da benim telefonumun duvar kağıdı. Oh, bu benim. Senin telefonun da hem de. Aman tanrım, burası sıcak mı oldu ne? Ah, zil çaldı. Spor dersi bitti. Sınıfa kadar birlikte gidelim mi? Evet, harika olur. Şimdi ne oldu yani? Bu haksızlık. Bugünden nefret ediyorum. Burası doğru sınıf mı? Evet, öyle görünüyor. Pekala, sınava girmeye hazırım. Bu sınavın içinden geçeceğim, beni kimse durduramaz. Şuraya oturayım. Ay, neredeyse devriliyordum. Böyle daha iyi. Eyvah, şunu koluma geri sokayım. Bir dakika, bunlar bu sınav için olan kopyalar mı? Hayır, hayır, bunlar doğru kopya kağıtları değil. Of, nasıl yanlış kopya kağıtları getirdim ya. Bu çuval gibi sweatshirt'ü boşuna giymişim. Of, bu sınavdan kesin kalacağım. Ay, bu da neydi? Paket lastiği mi? Kim bana lastik fırlattı ki? Ay, pardon Eva, yanlışlıkla oldu. Yanlışlıkla demek. Al o zaman geri. Bir dakika. Aklıma dahice bir fikir geldi. Bu lastik ve su şişemi alayım. Lastiği geriyorum ve şişenin üstüne şöyle geçiriyorum. Şimdi de kalemimi alıyorum ve cevapları lastiğe yazıyorum. Sığması için küçücük yazmalıyım. Sınav başlamadan hepsini yazayım da. Bitti. Bütün formüller sığdı. Şimdi lastiği çıkarıyorum. Ve tekrar okumak istediğimde tek yapmam gereken şöyle genişletmek. Ama başka türlü kimse okuyamaz. Kimse bakmıyor. Kopya bileziğime bir göz atayım. Tamam. Şimdi sınavı kesin geçeceğim.